Bazıları Şirin Sever'in konuğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Tek izin gününde bizi kırmayıp burada olduğun için çok teşekkür ederiz. Ediyor musun? Ay yok, araya çok torpil koydun, o yüzden yapacak bir şey yok şimdi. Işte. Diyecek bir şey yok. Ben bağlantı noktalarımı bilirim. İlk soru geliyor. Hı hı. Eşkıya dünyaya hükümdar olur mu? Bu çok genel bir soru ve yani aslında arkasında o kadar çok konuşulacak şey var ki. Eşkıya. Ama şunun için soruyorum. Ya diziye baktığın zaman bir ağır abiler, hakikaten birkaç ağır abi dünyaya hükümdar olmuş gibi davranıyor da o açıdan soruyorum. Aslında bizim dizimizin adı ile dizinin kahramanları arasında bir bağlantı yok. Yani eşkıya olan bizimkiler, hı hı, değil. Bizimkilerin uğraştıkları, evet, aslında baktığında. Evet. Ama gerçek hayatta böyle bir soru soruyorsan eşkıya dünyaya hükümdar oluyormuş gibi oluyor fakat sonuçta olmuyor. Yani hep hayat öyledir ya. Bu dizinin alameti farikası ne? Neden sevildi? 3 sezondur devam eden bir dişten bahsediyoruz. Çünkü zaten 13. bölümü bile zor gören bir dizi piyasası var. O kadar çok sebebi var ki aslında. Yani İlk 3. İlk 3. 1. Senaryo. 2. Kast. 3. Reji. Bunların 3'ü zaten çok sağlam. Bunların 3'ü olduktan sonra zaten öbür tarafı da bence 4. ayağı da moraldir. Ekip moralidir. Onun dışında 4 ayağı yere sağlam basan böyle bir işin tutmaması mümkün değil. Biraz içine girdiğimizde yani parantezlerini açtığımızda bana göre dizinin ilk bölümlerine baktığımızda çok önemli bir kadın hikayesi gördük biz. Hı hı. Bir mafya dizisi gibi gözüküyor olmasına rağmen aslında bir kadın hikayesini anlatıyordu. Yani bu tür adamların arkasındaki kadınların hayatları nasıl? Hmm. O hayatlarda neler var? O kadınlar neler yaşıyorlar? Gerçekte bunlar kimler? Yani nasıl oturuyorlar, nasıl kalkıyorlar? Duygusu çok merak ettirdi insanları. Bana bak, bir gün sana olan sevgin biterse her şeyi yapmana izin veririm. O zamana kadar uyurken bile dikkatli ol. Beni küçük düşürürsen seni boğarım. Kızım sen hasta mısın? Ben senin kızın değilim. Ben senin karın. Karım sen, karnın aç mı diye sor. Git ona anan sorsun. Gerçek de odur ki senaryo içerisindeki diyaloglar ve yaratılan tipler ve kahramanlar bizim ülkemizdeki evlerin %80'inde yaşanan şeylerden ibaretti. Çok önemli bir şey vardı, hı, yalnız onu atlama. Hı. Hızır Çakırbeyli'nin ikinci bir eşi vardı. Hı hı. Yani nikahlı, hı hı, olmasa da çocuğunun olduğu. O çok ilgilendirdi ve insanları. Ve çok da tepki çekti, eleştirildi. Çok tepki çekti, evet. Çünkü yani tepki çekmesinin sebeplerinden bir tanesi şuydu. Bana göre çok değerli bir hikayeydi o. Evet, kadınlar. Neden değerliydi? Çok değerli çünkü bu tür hikayeler drama açısından çok dikkat çeken şeylerdir. Altı iyi çizildiğinde, iyi yazıldığında, iyi oynandığında ortaya çok değerli sahneler çıkar sanat adına. Ama sosyolojik olarak bakıldığında kadınları çok ilgilendiriyordu. Çünkü kadınlar ya böyle bir durumun içindelerdi, ya daha önce başlarından geçmişti, ya da başlarına gelebileceğini düşünüyorlardı. Tam da şu noktada sormam lazım. Her şeyin doğru olanını, makbul olanını ve de toplumsal olarak gerekli olanı vermek zorunda mı diziler ve filmler? Ben bunu savunmayan bir tarafta olduğum için soruyorum. Çok güzel bir soru bu. Özellikle ve bazen de ince çizgisi ne onun mesela? Sosyal medya kullanıyoruz tabii ve bu sosyal medya içerisinde işte bazı seyircilerimiz veya bazı bu işe kafayı takan insanlar bununla ilgili sorular soruyorlar ve yani işte niye bunu böyle yazmıyorsunuz, niye bunu böyle çekmiyorsunuz, niye bir yani o zaman zaten huzur sokağa çekelim hepimiz oturup. Böyle bir şey olmaz ki. Sanatın işlevi iyiyi, güzeli, faziletliyi, erdemliyi göstermek değildir. Hı-hı. Sanat özgürdür. Hı-hı. Sanat dünyanın en sert, en olmayacak, en irite eden, en kafanıza yatmayan, en nefret edebileceğiniz bir hikaye üzerinden bir şey anlatabilir ve siz onu soluksuz seyredersiniz. Sanat böyle bir şeydir. Yani sanat eşittir özgürlük zaten. Eğer özgürlük sağlayamıyorsanız var olan sanata dair yaptığınız şeyin değeri ve kalitesi düşük olur. Peki bu mafya, kan, silah vesaire gibi dizilere de böyle mi bakıyorsun? Şimdi televizyon deyince başka bir şey, sinema deyince başka bir şey. Televizyon insanların evine sorgusuz sualsiz girebilen, insanların televizyonu açtığında hep birlikte ailecek, evlerinin içerisinde olan bir şey. Sevmeyen başka kanala baksın. Hmm. Ama işte dediğim gibi sanatın gücü orada. Yani o kadar cazip bir şey yapıyorsunuz ki, o kadar sahici ve inandırıcı hale geliyor ki onlar da doğal olarak bundan etkileniyorlar ve aslında büyü yapmak gibi bir şey. Öyle bak mesela. Büyü mü yapıyorsunuz siz şimdi? Neredeyse büyü yapıyoruz. Ne başımda dikiliyorsun Hızır? Otursana. Daha önce söylemiştim. Ben senin gibi bir şerefsizle aynı masada oturmam diye.
Şimdi ilk baktığın zaman arkadaşları ve ailesiyle birlikte işte adalet dağıtan kendince bir tetikçi var. Mafya babası var. Adalet dağıtan demeyelim, ayakta kalmaya çalışan, yani ailesini ayakta tutmaya çalışan her şartta. Her koşulda. Vallahi masadaki durumlara falan bakınca o yuvarlak masada zaten orada da bir türlü o yemekler de yenmiyor. Bir türlü o yemekler masada kalıyor. Masa uzakta duruyor, elimiz gitmiyor. Çok önemli konular var, onlara elimiz gitmiyor. Yani onları yiyeceğiz derken ama şey, olgun yemeye başladı. Bunlar evet, burada duruyor, güzel. Niye yemiyorsunuz ya de, deyip yemeye başladı. İşin perde arkasında bir felsefesi var mı bu hikayenin? İçinde birçok felsefe çıkarabilirsin. Yani işte ailenin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, arkadaşlık duygusunun, vefa duygusunun, gerçek anlamda adam olmanın, hayata karşı duruş biçiminin, hangi şartta ve hangi meslekte olursan ol, içerisinden birçok hikaye çıkarabiliriz aslında bunu. Tamam, yani. Tam da bu adam olmayı başka türlü anlatamıyor muyuz? Başka türlü... İlle bir mafya babası üzerinden mi anlatmak anlatabiliriz, lazım? Anlatabiliriz. Biz böylesini seçtik. Bu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hızır Bey, Hızır Çakır Beyli, Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ın devamı. Yani resmi olarak değilse farklı. De... O daha demin dolu bir adamdı. Farkı soracağım ama... Onun yaşlı hali diyelim biraz. Yaşlı olgun hali. Olgun hali. Yaşlı da benim de olgun diyelim. Onun devam etmesini isteyen de sen miydin? Şimdi şöyle oldu aslında. Uzunca bir süre başka işler de yaptık tabii. Bahadırlar da başka işler yaptı. Ben de başka işler yaptım ama anladığım kadarıyla iki tarafımın da aklında Süleyman Çakır kaldı. Yani bizde bir laf vardır. Çok severim ben o lafı. Dişine kan değmeye görsün. İki tarafın da aklındaydı Süleyman Çakır. Yani Süleyman Çakır bir türlü ölmedi. Ölmedi yani. Cenaze namazı yaptılar yani. Ya adama. Evet. Böyle bir fenomen bir şey nasıl aynen, olabilir? Dünyada ilk defa böyle bir örnek oldu. Evet, gerçekten öyle. Dünyada madem bu kadar seviyorlar, diriltelim mi dediniz? Başka bir kimlikte bile uzun olsa. Uzun süre başka işler yaptık. Aradan 12-13 yıl geçtikten sonra ben aslında bunu biraz dinlendirmiştim de. Bu meseleyle ilgili biraz kafa da yormaya başlamıştım. Dedim ki ya bu Süleyman Çakır bu kadar çok seviyor. Ölmüyor kardeşim bu adam. Hani acaba bir yerden çıksa gelse ne olur? Gerçekten kendisi çıksa gelse ne olur acaba? Yani diye. Bahadır Özdener'le Raci Şaşmaz'ı ikna eden sen miydin yani? Hayır, öyle olmadı. Bahadır başka bir proje için beni aradı. 12-13 yıl sonra. Ama o sırada işte yemeğin sonuna doğru ben Bahadır'a dedim ki ya Bahadır aklımdaki sizin de aklınızda mı dedim. Baktı göz göze geldik. Herkes bir çekilmiş ama önce değil mi? Bir söyleyememiş, açıklayamamış birbirine. Evet, ondan sonra dedi ki ya peki hiç konuşmadık ama olur mu dedi. Dedim ki olur. Peki anladım ben. Gitti ve aradan bir süre geçti. Bir iki senaryo denemesi oldu. İlk hali geldiğinde tamamdır dedim ben. O fenomenliği, o Çakır'ın fenomenliğini mi geri istedin? Bu saatten sonra başka bir adam olamıyorum durumu var mıydı? Asla. Adanalı diye bir dizi çektim. Neredeyse şu andaki reytingimizin iki katı alıyordu. Gerçi o zamanın reyting şartları farklıydı. Farklıydı tabii ama. Yani o da çok fenomen bir işti. Keza Nuri diye bir komedi dizisi yaptım. O birçok insanın aklında kalmış bir iştir. Yaptığım işlerin enteresan bir şekilde hepsinin ivmesi belli bir yerde duruyor. Hepsi. Niye o zaman tekrar bunda ısrar? Yani başa dönmek gibi değil mi? Başa dönmek gibi değil. Yani Kurtlar Vadisi ile alakası yok bunun farkındaysanız. Biliyorum. Bu yani... başlı başına başka bir drama, başka bir senaryo ve başka bir bakış biçimi. Özellikle bu işin içerisinde en değerli olan şey kadın dünyası. Ben senaryoda... Erkek dünyasından çok kadın dünyasına bayılıyorum. Niye hep aynı adamı oynuyor diye i̇şte bir söylem var. İşte ben buna katılmıyorum. Ben aynı adam oynamadım. Sadece Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır oynadım. Arada başka işler oynadım. Komedi, aynı tip adam diyelim. Komedi yaptım. Mafya babası diyelim. Yok, o zaman. Sadece akıllarında o kalmış. Başka bir şey seyretmemişler bence de ondan. Dizi devam edecek mi yeni sezonda? Edecek. Edecek. Diyelim ki etmedi veya bitti. Bir evet. Süre sonra bir mesela komedi... Olabilir, yapmak ister olmasın. Misin? Tabii isterim. Niye olmasın? Bir aşk filmi dizisi olabilir. İster misin? Sağlam olabilir. Bir zaten senaryo zaten bu sene olsa. Öyle bir hikayemiz var sanıyorum. Sinema filmine eğer geç kalmazsak uğraşıyoruz yetiştirmeye. Sanıyorum çekeceğiz. Böyle biraz romantik komedi gibi bir şey. Uğraşıyoruz. Yani aa, başka Oktay bir şey. Kaynarca ve romantik evet. Komedi. Niye olmasın? Gördün ay ben şok. Gördün mü ya? Bir süre sonra o karaktere benzemeye başlıyor musun? Sence benziyor mu? Kim? Ya böyle eleştiriler alıyorum ben seninle ilgili. Ya ama şurada o kadar, gördük böyle yaptık. Ama o kadar boş beleş ki bunlar. Yani o kadar sıkıldım ki bunlardan. İnsanlar nasıl görmek istiyorlarsa öyle bakıyorlar. Ben zaten hani oturmasını, kalkmasını, adabı, erkanı, raconu bilen bir adam oldum hayatım boyunca. Zaten hani öyle sulu sepken bir adam olmadım ki. Galiba bu dikkat etme ölçüsünü de senin söylediğin gibi yorumluyorlar. Ya zaten o da ağır abi. Ya ne ağır abisi? Ne gördün ağır abiliğimi? Vicdansız. Nerede gördün yani?
şimdi nerede? Hemen bir hafta. Zaten gördüm arabanın içinde de kaşları çatık duruyordu. Nasıl duruyor? Müzik çalıp oynayacak mıydım arabanın içinde? Yani anlamadım ki. Zaten oraya da takım elbise. Ya bir davetten çıkmışım takım elbiseyle gelmişim. Vicdansız. Ayrıca da desinler ya. Of çok sıkıldım ama ya. Şunu da sormak istiyorum. Geçen bölümde bir sahne vardı. O yemekleri asla yiyemediğiniz masada bir adam boğazlanıyor. Ve o kadar gözünüzü kırpmadan izliyorsunuz ki. Bunda ne demek istiyorsunuz? Yani... Bu kadarı normal mi? Çok ilginç bir soru bu ya. Yani şimdi o sert bir dünya. Çok sert bir dünya. Yani orada iyi yaparsan kahramanı zaten küçültürsün. Zaten bu adamların hayatlarının içerisinde başroldeki şey ölüm. Sürekli ölümle iç içe yaşıyorlar. Ve bu kadar normalleştirmiş durumda. Onlar için normali artık zaten bu. Evet sert bir hikaye. Evet irite eden bir hikaye. Evet dedirten bir şey. Ama o sertliği seni dedirtmek için yapıyoruz zaten ki. Gelelim Hızır'ın çapkınlıklarına. Hızır sana göre bir sevda adamı mı yoksa çapkın hovardanın teki mi? Ama bir erkek olarak gerçek fikrini söyle. Of zor soru bu ya. Çapkın. Çapkın ama sevda tarafı da çok sağlam. Yani karısına olan aşkından bahsediyorsun. Karısına kesin. Son bölümlerde mesela gerçekten öyle olduğunu görüyorsunuz. Karısını kaybetmemek uğruna kaybetmeyi seçiyor. Böyle bir adam, sevda adamı niye çapkınlık yapar? Beni köşeye sıkıştıramazsınız. O bir kahraman. Her şeyi yapabilir. O bir dizi kahramanı. Her şeyi yapabilir. Oktay Kaynarca başka bir adam. Ya tamam gerçek hayattan fikrini söyle. Yani tekeşlilik kimine göre vardır, kimine göre yoktur. Adam gider dışarıda çapkınlık yapar ama eve hiç hissettirmez. Yani karısına sonsuza kadar aşık yaşar. Ama dışarıda ne yaptığını kimse bilmez. Şimdi bu tasvip edeceğimiz bir şey mi? Beni ilgilendirmez. Ben öyle yaşıyor muyum? Kimseyi ilgilendirmez. İlişkiler düzleminde konuşulabilecek bir şey. İlişkiler düzleminde konuşalım buyurun. Şirin. Bazıları Şirin sevmiyor bak. Kadınların beğendiği de bir adam Hızır. Çünkü kadınlar güçlü erkekleri, ağır abileri, üzerlerinde hükümdarlık kuran erkekleri seviyorlar. Bu bir gerçek. Şimdi konuşturacak beni. Bu erkeklerin zaten bütün derdi o. Bu kadar güçlü ne? Olmak, bu kadar başarılı olmak, bu kadar iktidar sahibi olmak. Hepsi kadınlar için. Gerçekten kadınlar için. Şimdi kadınlarla erkekler arasındaki fark o. Erkekler kadınlar için yaşar. Kadınlar hem kadınlar hem erkekler için yaşar. Biz elbisemizi, üstümüzü, başımızı, arabamızı, saatimizi, işte ne bileyim evimizi, işte neyimiz varsa onları erkeklere göstermek için yaşamayız. Ama kadınlar aslında kadınlara göstermek için yaşarlar. Gözünün önünden geçti değil mi bunlar? Ha? Evet, içinden mi bu? İçinden doğru dedin değil mi? Doğru söyle, dürüst ol. Peki seni de Hızır kadar beğeniyorlar mı? Evet. Koyarım. Ben bu cevabı çıkar dersen de çıkarmam. yok beğeniyorlar. Peki bunun tadını çıkarıyor musun yoksa acaba Hızır'a mı geliyorlar diye düşünüyor musun? Yok ya ben hayatımın her döneminde zaten yani... İlgi gören bir insan oldum diye. Açıkçası ilgi gören bir adam oldum. Niye yalan söyleyeceğim? Şöhrete mi geliyorlar, bana mı geliyorlar duygusu hiç yaşadığın oluyor mu? Yurt dışında beni tanımayan yerlerde de aynı şey gerçekleşirse... Bu sorunun cevabı bu galiba. Sohbet başka yerlere doğru gidiyor. Yani. Yaşını söylemekten çekinen bir adam mısın? Asla. Kaç yaşındasın? 53 yaşındayım. Yaşının tadını çıkarıyor musun yoksa vay be geçti günler, geceler ya falan? Ya hayır yok çok çıkarıyorum. Çok keyifli bir dönemde olduğuma inanıyorum şükürler olsun. Şimdi hayatımın en güzel dönemi hangisiydi diye sorarsan galiba konservatuar yıllarım diye düşünüyorum. Çünkü sorumluluklarımız yoktu. Kafamıza göre yaşıyorduk ve işte yani hani dünya bir gün o da bugün mantığıyla yaşıyormuşuz meğer. Aslında şu anda yapmak çalıştığımız şeyi yapıyormuşuz meğer. O zaman daha çok mutluymuşuz ve daha çok hayatımız renkliymiş ve keyifliymiş. Evlenmek hayalin var mı tekrar? Bilmiyorum hayat. Yani uzunca bir süre zaten biliyorsunuz ben böyle bir meseleye hani sıcak bakmıyordum ama birden hayatıma girdi ve tekrar çıkmasıyla bir oldu. Ama bundan sonra tekrar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hayat. Çocuk özlemi var mı? Çok seviyorum çocukları ben ya. Ben vallahi çok seviyorum yani. İster miydin? Milletin sokakta çocuğunu alıp gezdirdiğim oluyor yani. Tuhaf tuhaf yüzüme bakıyorlar. Bir de enteresan yani kucağıma gelen hiçbir çocuk ağlamıyor. Hızır'ın en sevdiğin özelliği ne? Zeki olması. Çok zeki. Sette en iyi anlaştığın isim kim? Herkes. Gerçekten öyle. Benim anlaşmadığım kimse yoktur sette. Bizim setin arkadaşlık ve vefa duygusu çok enteresandır. Yani sette herkes birbiriyle çok iyidir. O yüzden sette rolü biten, işi bitti diye üzülmez. O ekipten ayrı kalacağı için üzülür. Sette en çok güldüğün, eğlendiğin kim peki? Ozan'la Yunus beni çok güldürüyorlar ikisi. Sette en büyük lüksün? Çayım. Gerçekten. Tabii. Ama böyle bir karavanım olsun, bir şeyim yok, olsun falan yok olmadı. Mu? Hiç öyle bir adam olmadım hayatım boyunca. Pahalı bir oyuncu musun sen? Bilmem kime göre. Piyasaya göre. Bilmiyorum.
kim piyasada kim ne alıyor bilmiyorum ama yani hakkım aldığını düşünüyorum. Bugüne kadar oynadığın ve en sevdiğin rolün? Ya bütün yaptığım işleri ben çok severek yaptım. Birbirinden ayırt etmek bana göre haksızlık olur. Oynamayı en çok istediğin rol, hayalini kurduğun belki? Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten? Tabii. Oynarsın. Aslında bak. İzlemeyi en sevdiğin dizi? Şu ara bir dizi yok. İzleyemiyorum. En sevdiğin film, hayatımın filmi dediğin ne var? Ne bileyim ya, çok film var. Ama Godfather serisini mesela ne zaman denk gelsem oturup seyrediyorum. Çünkü muhteşem başyapıt yani. Müzik dışında en düşkün olduğun şey? Arabaları severim. Şimdi bu farklı bir yere gidecek. Poligon severim. Ama sadece poligon seviyorum, yanlış anlaşılmasın. İşte her erkeğin sevdiği şeyleri seviyorum aslında ya. Niye gülüyorsun öyle deyince? Şöhret yüzünden yapmayı en özlediğin şey ne? Dünyayı gezmek. En sevdiğin yemek? Güzel yapılmış her şeyi seviyorum. Sabah kalkınca en önce yaptığın şey? Duşa girmek. En çok dinlediğin şarkı? En son. Ölüm yalan, ardım yalan, sağım yalan, solum yalan. Döndüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. En çok kullandığın kelime? Vay arkadaş. Kendin en son ne aldın? Ayakkabı galiba. Hakkındaki en büyük şehir efsanesi. Ana, benim için bir şehir efsanesi mi var? Yok mu? Var mı? Gerçekten mafya.